Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bizim YouTube kanalımızdan videoları izleyip İstanbul'da veteriner teknikerliği okuyup sonrasından Havran'a gelip kiralık ahır tutup ve bu konuda hiçbir şey bilmeyip hayvancılığa başlayan genç bir kardeşimizin yanına ziyarete gideceğiz. Kendisi aslen Havranlı ama hep okul hayatını dışarıda okumuş, dışarılarda büyümüş. Sonrasından tekrardan dedesinin evine, köyüne geri göç etmiş ve hayvancılığa başlamış. Çok cesur, cesaretli bir kardeşim. Şimdiden tebrik ediyorum kendisini. Havran'da kiralık ahır bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Çabalamış arkadaşımız ve kendine kiralık bir ahır tutmuş. Uygun bir fiyata tutmuş. Kendisi 10 tane gebe hayvan alarak hayvancılığa başlamış. Gerçekten çok cesur ve cesaret işi. Kendisini tekrardan tebrik ediyoruz. Şimdi arkadaşımızın yanına gitmeden önce biliyorsunuz 15 dönüm regras ota ekmiştik ve arka tarafta bizim 5,5 dönüm 6 dönüme yakın bir tarlamız daha vardı. Tufan abiye bugün rica ettik. Abi dedik bak artık yerin tavı geçiyor. Görüyorsunuz toprak yaş. Bir an önce buraya da ekelim dedik. Sağ olsun yine bizi kırmadı. Traktörünü atlayıp geldi. Bizim traktörümüz takım taklavatımız olmadığı için Tufan abiden yardım istiyoruz bu konularda. Sağ olsun kendisi de bizi kırmıyor. Her seferinde geliyor. Mazot parasına buraya sürüyor şu an arkadaşlar. Yani bir başkası sürse dönümüne 300 lira alıyorlar galiba. 1500 liraya kadar para alır. Tufan abi bizden 300 lira aldı. Bir de yarım ekmek köfteydik. Abi yine şov peşindesin ya. Bravo abi. Süpersin. Tarlanın yarısına geldik artık. Şimdi buraya Zobar Mix ekeyim dedim arkadaşlar. Beşli karışım biliyorsunuz dönümüne 45-50 balya ot veriyormuş ama koyunları içerisinde yayamıyormuşsunuz. Bizim için önemli olan koyunları içerisinde yaymak. Sonrasında ota bırakıp balya yaptırmak. Bakın 15 dönüm olan regras otumuz tamamdır artık. Yemyeşil koyunları içerisinde yayılıyor. Elektrikli telimizi de çektik. Hiçbir sıkıntısı yok. Sabah 8'de koyunları buraya kapatıp Havran merkeze gittim. Birkaç işim vardı onları hallettim. Geri geldim. Koyunlar içerisinden çıkamamış. Hatta doymuşlar. Bakın köşede. Kimisi yatıyor, kimisi ayakta bekliyor. Yani yaylım bile yapmıyorlar. Yine buraya regras ekeceğiz. Tohumlarını falan aldık. Her şeyi hallettik. Arkadaşlar elektrikli telden memnun musun Nuri diyenler olursa eğer soran olursa 3000 liraya aldım. Kazıkların tanesini 2,5-3 liraya yaptırdım. Müthiş derecede bir iş abi bu. 10 numara bir iş. Çünkü koyunlar dışarıya çıkamıyor. Bizim buralarda hep meyve ağaçları var. Bakın görüyorsunuz şuralarda meyve ağaçları var. Koyunlar bu tarafa gidiyordu. Üst tarafa gidiyordu. Abi üstten atlasana buradan atla. Bak burası daha kısa. Bakın kendi bildiğine yayılıyor hayvanlar. Makineyi de şunun içerisine koydum. Yağmur falan görmesin diye. Onu da göstereyim size. Güneş paneliyle çalışıyor. Tarlanızda herhangi bir elektrik olmasına lüzum yok. Bakın küçücük bir güneş paneli. Makinemiz bu şekilde. Yani şu alet bütün tarlaya yetiyor. 60 dönüm arazi kapatıyormuş. Biz 20 dönüm kapatacağız. 15.000 volt ve 30.000 volt olarak iki kademeli. Biz şu an 15.000 voltta çalıştırıyoruz. Tarlamızı sürdük arkadaşlar. Şimdi Haşim kardeşimizin yanına geçelim. Bakalım nasıl bir hayvancılık yapıyor. Nasıl koyunlar aldı. Hep birlikte görelim. Beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Yeni kiralamış olduğu ahıra geldik. Burası Balıkesir Havran İlçe Tarım ve Koruma Başkanlığı'nın hemen karşısında merkezi bir yerde kiralık ahır bulmuş. Hemen kaçırmamış burasını kiralamış ve hayvancılığa başlamış. Şöyle ahıra girdik. Bismillah. Kiralamış olduğu ahır bu şekilde. Burada tavukları da var. Bunlar yumurta tavuğu değil herhalde. Böyle cinse benziyorlar. Şöyle içeriye girelim. Hem koyunlarını gösterelim hem de Haşim'i bir tanıyalım. Bakalım bu hayvancılık sevdası Haşim'e nereden geliyor? Oo, bizim köylü güneşi bulmuş yatıyor. Haşim ölü mü yoksa bu? Yok. Vallahi nasıl yatıyor ya? Şşt. Pes. Heh, kendine geldi. Arkadaşlar burası Haşim'in kuzu kaşa. Şöyle göstereyim.
Burada yeni doğmuş koyunları var, kuzuları var. Burası da koyunlarının baktığı alan. Haşim, kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, iyisin? İyiyim çok şükür. Bunlarla uğraşıyoruz abi, mücadeleye devam. 10 numara. Haşim, nereden geldi bu hayvancılık sevgisi sana ya? Vallahi sizin videolarınızdan oldu abi ya. Böyle esinlendim. 2 yıldır takip ediyorum seni abi. Hani videolarını izleye izleye en sonunda dedim ben niye yapmıyorum? Hani ilk başta 3 hayvanla başlamak istedim evimin bahçesinde. Ondan sonra 5 derken 20 dedik bir ara, 10 hayvanla dam kiralayıp öyle başladım. Gebe hayvan aldım kendime. Evet, ama Haşim, sen bu hayvancılığı öncesi yoktu. Hiçbir şey, bir şekilde bilmiyordun. Dem yapmış gençliğinde. Evet. Ama başka yok ailemizde hani bilen biri şu an. Peki sen ne iş yapıyordun daha öncesinden? Çalışıyor muydun bir yerde? Okuyor ben muydun? Ben okuyorum abi. Şu anda okuyorum hala. Veterinerlik öğrencisiyim aynı evet. zamanda. Bana staj gibi oluyor bu kendi hayvanımın içinde. Aşısını öğrendim, sağımı... İşte doğumuna şahit oldum, tanık oldum. Evet. Hani böyle böyle ben de öğreniyorum. Gebe abi. Hayvan aldın galiba sen, değil mi? Gebe hayvan, gebeliğinin 40 günü, doğuma 40 gün kala. Hani önemli zamanda aldım hayvanımı. Hangi ırk aldın Haşim? Vallahi 7 tane sönmez, 3 tane tayrova aldım. 7 tane sönmez, evet. 3 tane tayrova. Şöyle koyunları da gösterelim arkadaşlar. Bunlar sanırım sönmese daha yatkın Haşim. Şurada solda yeni evet. doğmuş ama koç olarak... Piret bir Merinos koç kullanmışlar galiba, değil mi? Siyah çıkmış evet, kuzusu. Sürü içinden çıktı bunlar. O yüzden. Buna baktığımızda bu da Tahirova sönmez kırması bugün böyle. Bugün doğum yaptı. Aa maşallah. Sabaha karşı doğumunu yaptı tek. Kuzusu doğum. Şurada yatan evet, mı? Evet. Çok güzel. Peki Haşim, bizim buralarda böyle ahır kiralamak bayağı bir sıkıntılı. Yani bulamıyoruz. Sen nasıl evet. buldun ya bunu? Ya ben de bulamadım. İlk etapta bulmam kolay oldu. Başka bir yerdeydim. Buraya 2 gün önce taşındım. Ya orada da şu sıkıntım vardı benim. Yağmurda damım akıtıyordu. Hani çamur oluyordu yerler. Saman at, saman at. Hani hayvanların da doğum yapacak, kuzu doğacak. Hasta yapmayalım, rahmi açık olur falan diye. Çamur olmasın altı. Hani burayı da bir aydır arıyordum abi ben. Oradan çıkıp yeni yere geçmek için bir ay sonunda Peki, buldum. Peki kirası ne kadar Haşim buranın? Uygun. Hani fiyat söylemeyeyim de genel olarak uygun. Uygun. Çok evet. güzel. İnşallah kardeşim devam ettirirsin. Başarılı i̇nşallah, olursun. Hayvanları inşallah. Da çoğaltırsın. Evet. Peki nasıl besleme yapıyorsun? Kapalı sistem mi bakıyorsun hayvanlara yoksa mera sistemiyle mi? Şu an kapalı sistem denebilir. Merasız bakıyorum. Önceki yerimde de aynı şekilde. Hani meram yoktu. Şöyle yoktu. Zeytin arasıydı. Evet. Hani damımın bulunduğu yer. Zeytin arasına da sokamıyoruz. Şu an zeytin sezonu. Hani yasak olduğu için. Çay kenarına, yol kenarında öyle çıkartıyordum hayvanımı. Güneş görsün. Hani aynen. Yürüyüş yapsın, Peki şu hareket an etsin. Gebe hayvanların yani. Beslemesinde neler veriyorsun Haşim? Şu an süt yemi veriyordum. Onu bıraktım. Kendim süt yemi yapacağım. Daha başlamadım ona da. Şöyle süt yemi bir kova veriyordum. Kilo ölçüsü yapmıyorum. Yoğurt kovası bakımından. Bir kova ağzına kadar süt yemi. Bir kova şey kepekli bir rasyon almıştım. Evet. Vitamin, buğday kırığı, kepek. Bir kova ondan. Onu samanla karıyorum. Arpa yarım kova kadar. Arpa ile ikisini karıyorum samanla, toz samanla. Ondan sonra bir kovada işte süt yemi. Çok güzel yani. Hani 10 hayvana. Memnun musun? Yetiyor mu hayvanların beslenme durumu memnunum. İyi mi? Evet. Hani protein ihtiyacı. Peki Haşim, kapalı sistem hayvancılık bakmak kazandıracak mı sana? Hesaplama yaptın mı? Hesaplama şöyle, bunlar hamileyken gelmişti bana dediğim gibi. Hamileliğinin son 40 günü önemli dönemde. Hani doğumdan bir ay öncesi, bir de doğumdan bir ay sonrası çok önemliymiş hayvanda. Evet. Hani o dönemde ben zeytin yaprağı da yapıyorum burada maliyeti düşürmek açısından. Hem yeşillik de yesin diye. O dönemde bana bunların günlük maliyeti 60 liraydı. Yani koyun başı 6 liraya düşürmüştüm. Zeytin koyun. Yaprağı yaptığım halde. Evet, 10 Yoksa koyun günlük 60 lira. Olacaktı. Doğumdan sonra ilk doğum 20 gün önce başladı. O zaman ben hani doğumdan bir hafta öncesi, 2 hafta önce süt yemi vermeye başlamıştım. Hani daha çok arttırdım şeyi, maliyeti 100 liraya buluyor şu an. Şu an günlük 100 lira maliyet evet. ayda 3000 lira yapar. Evet. 10 ayda 30 bin lira yapar. Evet. Bu işi hobi amaçlı mı yapıyorsun, şu an para kazanma amaçlı mı yapıyorsun? Ya 10 hayvandan ne kazanabilirim ki? Para amaçlı değil yani. Para da kazanayım da tabii ev geçindirecek kadar değil o evet. denli değil.
hani zarar etmeden öğrenme amaçlı yapıyorum ben. Süper. Tam beklediğim bir cevap daha şimdi bu. Evet, gerçekten aynen öyle. Yani. Şimdi bu işe başlarken 10 hayvandan para kazanmak bence pek mümkün değil, değil Haşim. Değil. Ama bu işi öğrenmek, koluna bir altın bilezik takmak daha değerli. Hani onun için başladım ben de zaten. Cesaretinden dolayı da kutluyorum seni Haşim. Vallahi teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Haşim buraya bakın toz samanlarını yığmış. Yemlik yaptım. Pres saman. Toz saman. Evet. İşte arpam var. Yem az gibi görünebilir ama yemciyle anlaştım. Bugün toplu yem alacağım. Yoğuncaydı. Şeydi kalmadı. Aynen. Önce. Çok zor mücadele ederek şu an hayvancılık yapıyorsun. Tabii, ama inşallah ileride kardeşim bu işi öğrenince daha güzel yerlere geleceksin. İnşallah, şöyle koyunlarını gösterelim mi bir? İçeri geçelim buyur abi. Ceviş getiriyor şimdi. Arkadaşlar sönmez ve Tayrova kırıklarımış bunlar. Haşim'in aldığı, gebe olarak almış. Şu an kaç tanesi doğum yaptı? 7 tanesi doğum yaptı ama ikizlik oranın düşük ya. 8 kuzu aldım 7 koyundan. 7 koyundan 8 kuzu. Valla bu işi hiç bilmiyorsun. Yerin yok, ağrın yok. Efendime söyleyeyim bilgin yok. Evet. Ama gelip bu işe başlamışsın 10 hayvanla. Öğrenmeye çabalıyorsun. Seni de gösterdik Haşim. Çok sağ ol kardeşim. İnşallah işlerinde başarılı olursun. İnşallah daha da büyütmek nasip olur. İlerleyen zamanlarda büyüttüğünde de daha bilgili bir video çekeriz. Evet beklerim abi her zaman. Tamam kardeşim. Sana başarılar diliyorum. Ben ağıra kaçıyorum Haşim teşekkür buradan. Ağırda abi, işler duruyor. Tamam. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz de artık yavaş yavaş ağıra gidelim. Bizim kendi koyunlarımızı çıkaracağız. Haşim'in burada yeni doğum yapmış koyunları var. Şu sağdaki koyun bugün doğum yapmış. Soldaki ise dün doğum yapmış. Biri ikiz, biri tek. Dediğimiz gibi sönmez ve Tayrova tarzında koyunlar. Haşim'in yanından geldik. Şimdi kendi koyunlarımızın yanındayız. Artık koyunları çıkarma vakti geldi. Meraya salıyoruz hayvanları. Biraz buralarda takılsınlar. Ondan sonra yine regrasa götüreceğiz. Aslan. Abi bunların ismini sağdakinin Çapar Çapar. Çapar koy. Aynen ismi Çapar olsun. Soldaki de Barut zaten. Ama birbirlerini hazmedemiyor bunlar. Kavga yapıyorlar mı? Kavga yapıyorlar. Hele yemek başında falan çok şeyler kardeşler ama. He, siz kavga da mı yapıyorsunuz lan? He? Arkadaşlar bugün yanımızda İzzettin abi de var. Allah Allah. Onunla birlikteyiz. Ama şey güzel ki keyfi yerinde ineceklerin. Güzel güzel abi. Şimdi 2 gün sonra aşılarını yaptıracağım. 2 aylık olacaklar tam. Veterinerle konuştum. 2 aylık olunca aşılarını yaptırabilirsin dedi. Hiçbir sıkıntısı yok. Allah Allah. O kendimize ayırdığımız incek abi. Maşallah güzel ama incek. Güzel değil mi? Güzel. Diğeri de güzel ama süper. İkisi de güzel. Hadi Bart koyuna. Hadi koyuna. Yürü. Yola mı koyuna? Vallahi yavaş yavaş alışıyor abi ya. Ya ne olacak? Aynen. Abi sen nasılsın? İyisin. İyi vallahi kardeşim. Ne yapalım? Devam. Nasıl çekimler pazar yerlerinde? Aynı devam. Bildiğin gibi. Pazarlar. Koyun fiyatlarından bilgi alalım senden. Alalım. Sor. Nasıl koyun? İkiz kuzulu koyun pazar yerinde kaç para abi? İkiz kuzulu koyun kardeşim. Yani koyuna göre değişiyor ama 3,5, 4, 4,5 satılıyor yani. Bizim göre. Yerli koyunlar mı yoksa Merinos tarzı koyunlar mı? Ya yerli, merinos fark etmiyor. Düzgün koyun satılıyor. Peki inek hakkında bilgi alalım abi. Kardeşim, sağmal inek, buzağlı inek. Vallahi inek fiyatları uçtu be kardeşim ya. Bizim zaten pazarımıza çok böyle damızlık inek gelmiyor. Yani orta ayarda inekler geliyor. Yani yine onlar da 30, buzağlı 28, mı? Buzağlı 35, 40. Buzağlı olursa daha fazla. Ya bu dediğin ineklerin ortalama süt verimi ne oluyor abi? Ya 20 kilo, 25 kilo, 18 kilo. Anladım. Aralarda değişiyor. Onu da yani tahmini konuşuyoruz. Pazardan ben bence çok inek. Evet. Öyle. Peki herkesin beklediği keçi fiyatları, sahnen keçi fiyatları ne vallahi kadar? Valla kardeşim keçi fiyatları, keçiler daha anca pazara gelmeye başlayacak. Şu an pek keçi gelmiyor. Çıktı ama, mı peki abi? Keçi yani doğumlar başladı mı keçilerde? Valla daha pazara öyle oğlaklı keçi çok görmedim ben kardeşim. Ama keçi fiyatlarında da bir yükseliş var. Şöyle söyleyeyim. Yani gebe keçi, ağır gebe 3-3,5 o civarlara falan satılıyor. Doğum bir de bunlar yapmışlar. Toplu satım yani öyle bir tane değil. Doğum yapmışlar 5000 liraları yani bulacak o zaman. Doğum yapmış bu sene 5 lira, 5,5, 6 lira gider. Aynen. Öyle olur. Vallahi abi senin de artık bir yerden başlaman lazım bakalım hayvancılığa. Başlayacağız kardeşim inşallah biz de bu sene
Startı veriyoruz. Neyle başlıyoruz? Keçi mi, koyun mu, inek mi? Kardeşimiz kuzu. Kuzula mı başlıyorsun? Bizim yerimiz çünkü çok uygun değil koyuna, keçiye. Yani kapalı yapacağız biz. Aynen. Daha çok kuzu besi, adaklık, bu şekilde bir başlangıç yapalım dedik. Abi sağmal keçi de koy oraya. Ya sağmal keçi de yaparız da şimdi bilmiyorum, bakalım. Ya da sağmal koyun koy abi. Bak anneye peynir yaptırırsın. Peynirin kilosu şu an 180 evet, TL olmuş. Evet, yazın 250 lira diyorlar. Öyle diyorlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben bir hafta önce 110 liraya aldım. Aynı kadından öbür hafta gittim. 150 liraya peynir aldım. Nasıl olacakmış böyle bilmiyorum. Vallahi bir sakat işler. Ablacığım geçen hafta 110 liraya aldık diyorum yani. Birden 40 lira çok değil mi? Ne yapayım oğlanım diyor böyle. Bir tane kör koyunumuz vardı. Artık düzelme aşamasında dedik. Koyunumuz burada. Bayağı da bir düzeldi. Gözleri bir anda kör olmuştu bu koyunun. Şu şekilde... Oo bak bak bak, artık görüyor galiba. Görüyor musun artık? Görüyor abi. Görüyor, görüyor. Düzelmiş. Demek ki ilaç işe yarıyor. Katrona döktük gözüne. Bir de veterinerin vermiş olduğu göz damlasını kullandık. Artık sıkmasam olur mu ama? Dur. İki kere sıkıyorum günde. Bak eskiden el hareketlerine karşı duyarsızdı. Bakalım şimdi nasıl ya? Bak, bak görüyor musun? Kısıyor. Kısıyor gözleri. Aç bir gözünü aç. Bak, aynen kısıyor. Tamamdır abi, bu işten başarılı. Bir de buna bakalım. Kısıyor yine. Kısıyor mu? Kısıyor. Tamam. Var tamam. Ama herhalde belki bir bulanıklık vardır yine. Aynen biraz. Yeni yeni açılıyor herhalde. Yeni yeni açılıyor herhalde. Sen tamam. Yine damlaya devam et ki. Aynen bir kere sıkmış. Komple iyileşsin ya hayvancık, sıkmış. Yazık. Böyle sıktı. İyice ne girsin içine. Valla bugün de gitmesin artık Meraya bu. Bir iki gün daha gitmesin. Ama bence görüyor artık. Görüyor, görüyor ya. Ya da 8 numara miyop olarak görüyor. Olabilir, biraz şey var. Görüyor, tamam bu kurtardı kendini ya. Göz damlası çok işe yaradı. Ama bir de burada bir tane kuzumuz var. 8 numaralı kuzu. Neyi var kuzumuzun? Kuzunun neyi var biliyor musun? Hırıltı yapıyor, hırlıyor. Aynen. Büyük bir ihtimal ciğerden dolayı sıkıntılı. Şimdi bak onu da alacağım, geleceğim. O da burada. Vallahi bakıyoruz abi ya. Önünden otomatik de... olduk da abi. Ne önünde ne isterse yiyor. Şu kuzu bak. Bak. Görüyor musun ciğeri? Evet. Ses geliyor mu acaba? Bir dakika. Bayağı hırıltı var. Bak. Herhalde izleyenler de duymuştur. Aynen, kesinlikle duyuluyor. Ben ciğerinde problem var diyorum. Yani ciğerde bir sıkıntı vardır büyük bir ihtimal. Çünkü bu hırıltı ondan oluyor. Biz sönmezleri ilk aldığımızda da bir tane sönmez koyunumuz aynı bu şekilde hırıltı yapıyordu. Ona sadece bir tane iğne vurduk. Ciğer iğnesi geçti ama bu kuzuya ben 5. ciğer iğnesini vuracağım bugün. Artı bir yere kilitleniyor mu böyle ya? Hırıltı böyle bak. Artı 5-6 kere de başka iğne vurduk. Veterinerin hep şey yaptık, sorduk yani veterinerin önerdiği ilaçlardan. Eğer bilgisi olan varsa arkadaşlar bize cevap yazarsa yorumlardan seviniriz. Bu kuzu şu an ne büyüyor ne küçülüyor aynı bu şekilde kaldı, ne de kilo alıyor. Kilo aldı. Kilosu şu an 10 kilo 12 kilo civarında galiba ağırlık olarak. Bunun kardeşi var mesela, kardeşi bundan kat kat daha büyük. Ama bu ciğer problemi olduğu için bu şekilde kaldı, büyümüyor. Ana. Nasıl geçti bu buraya?
Abi ben iğne alayım gelin, ona iğne vuram bile. Tamam kardeşim. Diğer kuzulağımız da bu şekilde büyümeye devam ediyor. En büyük kuzumuz, ilk doğan kuzu. Şurada. İlk doğan kuzumuz bu mu? Aynen abi. Şöyle bir kaldırayım. Ay maşallah. Abi bu canlı olarak ağırlık şu an Ekim'in 7'sinde doğum yaptı. Ekim 7, Kasım 7, Aralık 7. 2,5 aylık bir kuzu. Kilosunu sorsak sana. Kilosu kucağına aldın şimdi. 35-40 kilo arası var. Vallahi çok iyi. Mesela boynuzlu çıktı, şöyle bak abi. Görüyor musun? Evet. Şimdi bunu erkek damızlık olarak ben kullanmam. Kimseye de vermem. Bunu kurbanlık olarak ayırırız kendimize. Vallahi 10 numarada kurbanlık olur o. Aynen. Balık gibi zaten baksana. Mesela şurada 5 numaralı dişi kuzusu var. Dişi olması lazım bu kuzu. Aynen. Bu da, o da tam 2 aylık bir kuzu. Bu da 30 kilo. Yani 28-30. Vah! Hay maşallah. Bu sene çok öyle bir dişi kuzumuz olmadı arkadaşlar. Kendimize bırakacaktık dişileri ama ya 10 tane dişi kuzu oldu bu sene. Geri kalan hep erkek oldu. Götürme zamanı geldi arkadaşlar. Artık yavaş yavaş çayın içine inelim ve regras otumuza gidip koyunları kapatalım. Artık çobanlık yok. Başında beklemiyoruz. Lara. Daha hala emiyor bunlar ya. İki tane kaldılar son. Anne sütünü bunlar iyicene emdi artık. Çok güzel büyüyecekler inşallah. Ya. 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 Ya kızım ya. Öyle bir bahar havası var ki yani yaz günü gibi ya maşallah. Bu sene kış çok sert geçmiyor şu ana kadar. Öyle bakalım. Zemeri girdi bugün. Zemeriden sonra artık havalar sertleşir. Şurada çay kenarına haydadık mı? Hiçbir sıkıntıları yok. Geç! 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 Valla Lara da Zeyna da başından gitmiyor abi koyundan. Valla kardeşim iyi köpek her zaman kendini koyunda belli eder. Helalim var abi, sen bu işin pirisin aslında. Ben de duygulandım şimdi, koyunları falan çevirdim, bir deli çoban şarkısı söyleyeyim mi size? Söyle bakalım abi de bir dinleyelim. Mustafa olsaydı söylerdi bir aynen, şarkı. Mustafa söylerdi. Şimdi abi bu koyunları biz çay kenarına haydadık. Bunlar artık kendi bildiğinden buradan yoldan yayıla ta Regras'ın önüne kadar gidiyorlar. Hatta Regras'ın içine giriyorlar. Regras da karınlarını doyuruyorlar. Ondan sonra tekrar çıkıyorlar. Çay kenarından bu şekilde buradan böyle tekrar ağırın yolunu buluyor bunlar. Valla eğitim, güzel eğitim vermişsin. Eğitim şart abi. İyi yapmışsın kardeşim. Şimdi biz yoldan gidelim. Sen arabayı al gel istesen. Arabayla yavaş yavaş gidelim. Regras'ın önüne gidelim. Bekleyelim koyunları. Koyunları bekleyelim orada. Valla iyiymiş böyle hayvancılık. Ben de olursa ben de yaparım kardeşim. Getir ya abi, sen de al 20 tane koyun. İçine karıştıram koyundan. Ya bir daha 20 tane koyun kimin kaç 3,5 milyar olsa. 3,5 milyar olsa 60 milyar yap abi. 60 milyar para. Koyur muyuz Zettin abi sana, yapma bakalım. Gözünü seveyim ya. 2 lira var burada ama 60'ı nereden bulacağız? Bak Enceled artık koyuna gideceğim diye uğraşıyor analasınla beraber. Giderler ya bunlar artık yavaş yavaş da, ama biraz daha büyüler. Şimdi gitse de. İşte şey yapıyor lan da anasınla gidecek gelecek öyle öğrenecek. Tabii. Aylardır aradığımız arabayı sonunda İzzettin abiye bulduk arkadaşlar. Mavi bir tane Broadway satın aldık. Hayırlı olsun tekrardan İzzettin abi. Sağ olasın kardeşim. Kaç model arabamız? Kaç model? 93 model. 30 yaşında. 30 yaşında. İyi abi. Senin her türlü işini görür bu. Görmez mi ya? Buradan da Tufan abime selam olsun. Tufan abimin aracılığıyla bulduk arkadaşlar arabayı.
Yine ne varsa Tufan abi de var. Allah razı olsun abi. Vallahi arkadaşlar o kadar çok aradık ki yani mavi Broadway dedik, beyazından alalım dedik ama bir türlü nasip olmamıştı. Şöyle bakın göstereyim. Arabada nokta hata yok. Daha yani 93 yılından beri bu şekilde kullanılmış bu araç. Boya, değişen, her şeyi orijinal. Yakıt nasıl? Vallahi kardeşim yakıt 1 lira yakıyor aşağı yukarı. 1 lira yakıyor. 1 lira, 1 lira. İyi abi, hiçbir şey değil. İyi ya, 10 numara abi, bizim eski arabamız 2,5 lira 3 liraya kadar gitti yani, utanmasa 4 lira falan yakacaktı. Aynen. Şimdi abi hem her yola girer çıkarsın bununla. Her yere girer çıkarsın. Giriyor çıkıyor vallahi. Bilmiyorum da keçi gibi ya, girmeyeceği yer yok. Arıza yok. Arıza yok. Şunun dedik. Allah korusun. Arıza yapmasın abi. Aynen. Masraflar ağır oluyor. Tekrardan hayırlı olsun diyelim şöyle. Kaç liraya almıştın? 95.000. 95.000'di. Yapma ya. Evet. Abi ben 2 sene önce bunun aynısını sattım. Kaç lira biliyor musun? 25 lira. Demek ki bizim araba şu an kalsa da 2 senede... Senin araba da orijinaldi. Orijinaldi. Yani şu an senin araba 100 liranın üstünde çok rahat yapar. Yapardım. Bak ben 95'e aldım. Şu an bu arabayı yani... Bilmiyorum da 105-110 yapar ama ben satmam yani. 120 de verseler arabayı vermem. Çünkü araba bulunmuyor. Araba temiz bulunmuyor. Araba bulunmuyor. Aynen. Araba çok ama temizi yok. Temizi yok. Hadi gidelim abi. Tabii o zaman de. Koyunlar gidiyor. Arkadaşlar koyunlar çay kenarından devam ediyor. Biz de arabaya binelim. Yolumuza devam edelim. Koyunlardan önce geldik arkadaşlar. Koyunlar da artık görmüş olduğunuz gibi yavaş ya yavaş çayın bak. İçinden geliyorlar. Kenardalar hatta yavaş. Abi şimdi geçiyor. Eskiden buradan giriyorlardı ama... Elektriği çarpıla çarpıla artık alıştı onlar da. Onlar da kapıyı öğrendi. Kapıyı öğrendiler. Aynen. Kapıdan girip çıkıyorlar. Şimdi buraya kapı bırakmıştık. Koyunlar girdikten sonra içeriye arkadaşlar içeriden ben makineyi kapatıyorum. Ondan sonra iki katman buraya tel çekiyorum. Kapatıp gidiyoruz koyunlar abi. Koyun yaymak yok. Bu saatten sonra böyle. Vallahi çok iyi kardeşim ya. Ne kadar mal oldu sana bu tel işi? 3000 lira. 3000 liraya. Aynen, kazıkları da 2,5-3 liraya yaptırdım tanesini işte. Toplamda 3600 lira falan buldu. Yani şu an bir çobanın aylığı 5-6 bin lira. Tabii ya, bir çoban 5 bin. Hiç çobana gerek yok şu an. Hiç çobana gerek yok. Gel. Mandalin yola bak şimdi orada. Zebilliği bak ya. Bir kasa mandalin dökmüştü arkadaşlar çayın kenarına. Bizim koyunla nasipleniyor bundan da yani. Gariban yiyemiyor ama koyundan yiyor. Hepsi mandalinin başında. Mandalini, erik, kirazı bayılıyor koyunlar. Bir kasa daha dökmüşler ya. Bizim çay kenarına her şeyi döküyorlar, görüyorsunuz. Aa maşallah, aa maşallah. C vitaminiyle besleniyor arkadaşlar koyunlar şu an. Bu mandalinleri dökme sebepleri de kabukları böyle kalın oluyor arkadaşlar. Onlardan dolayı büyük bir ihtimalle yani toplanmış mandalin neden dökülür ki başka? Hal falan almıyor. Pazar yerinde de satmak zor geliyor herhalde. O yüzden burada. Bakın karşı taraflarda falan da var. Sarılık var tam köşede. Oraya da dökmüşlerdi geçen gün. Götürdük orada da yedirdik hayvanlara mandalini. Şimdi her biri 4-5 tane yiyor zaten bundan. Ağzı yüzü sapsarı oluyor yiyenden zaten. Ağızlara bak. Bak. Mandalin tadını alan 4-5 tane yiyen hemen ayrılıyor. Şimdi Regras'a yeşilliğe gidecekler. Vallahi mandalin de çok iyi süt yaptırır ya. Ha bizim koçluk kuzu çok yiyor mandalinli bak. Kaçıncı mandalin bu? Sayıyorum ben. 5 falan oldu. (Gülüyor)
çay kenarında da artık yaylım kalmadı. Sağ taraf tamamen bitti. Şimdi yaylım sol tarafa geçti. Bakın yeşillik orada çıkıyor. Biraz da o yeşilliklerde yayarız hayvanları. Çay köpekleri de karşıdan bağırıyor. Bizim Zeyna da Lara da orada. Hadi bakalım, hadi. Yeter. Geç. Hadi kızım geç. Geç. Şimdi sağ tarafı yedirmeye başladığımızda da kapıyı nereden vereceğiz? Şuradan kavaktan altı şeyinden altından vereceğiz arkadaşlar. Bozdan altından vereceğiz. Hadi hadi geç. Abi biraz kenara çekil be. Koyunlar ürker senden. Hiç 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 hiç. Geç kızım geç geç geç. Regras'tan da bıkmış bunun abi. Haydasana şunları Regras'a. Hiç. Ben şu makineyi kapatayım gelelim abi. Ondan sonra buraya iki katman kapıya da tel çekem. Buradaki işimiz bitiyor. Daha ne yapayım size ya? Şu yaylıma bak. Evet, koyunları regrasa kapattık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kapıya da şöyle çift şeritli bir tel çektik. Artık burada beklemeye gerek bile yok. Koyunlar kendi bildiğince yaylım yapıyorlar. Akşam da gelip buradan alıyoruz. Ortayı da bölmüştük hatırlıyorsanız. Bir hafta burada, bir hafta diğer tarafta yayacağız koyunları diye. Telin dibine bile yaklaşan yok artık ama şuradaki koyun tele değiyor, çarpmıyor. Bak, bak kafayı da çıkardı telden. Yününe gelince mi çarpmıyor acaba İzzettin abi? Valla kardeşim herhalde tam böyle tele. Bak mesela sadece böyle tüyü değiyor yünü. Aynen. Bak mesela. Yani. Bak şu an. Şu an değiyor. Bu bayağı değiyor. Tüyüne değdiği için mi çarpılmıyor? Çarpılsa. Bak değiyor abi. Koyun da değiyor. Yani karnı da değiyor. Bak. Bayağı zorluyor. Bir kafası değsin bakalım. Abi şimdi çarpması lazım bence. Allah Allah. Kafayı değdirince mi çarpacak illa? Bak 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 bak. Boynuna doladı ipi. Telle koptu olabilir mi acaba? Yok abi, telde bir sıkıntı yok. Dur bakalım, diğerleri de geldi. Ben gördüm, sıkıntı var.
Hadi bir çıt sesi duyak. Yünden geçirmiyor mu acaba elektrik? Sen bir ellesene şey gibi. Vallahi ben elleyemem abi be. Beni sert çarpıyor. Neyse arkadaşlar. Aynen kontrol kalemi al ama abi bak buradaki koyun beni tedirgin etti şu an. Hani kapatıp gidiyoruz koyunları, bunlar dışarı çıkmasın kazıkları falan yıkıp. Allah. Buradan Burhani'ye kadar giderler çayın içinden. Vallahi çayın içinden. Bırak Burhani'yi, mandalina aralarına falan gir hele. O zaman iş sakat. Daha sakat. Neyse arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Bu şekilde günlük yaptığımız işleri sizlere göstermeye çalıştık. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çarpması lazım baksana. Hala daha çarpması lazım diyoruz ama çarpmıyor. Ama az önce şurada ileride çarpıldı. Aynen onlar. İleride çarpıldı. Herhalde böyle ağız kısmı falan değmesi lazım abi. Ya tüyden? Tüyden çarpmıyor büyük bir ihtimalle. Onlar da işi öğrendi. Onlar da işi öğrendi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.